Ekrem İmamoğlu'nun büyük oyunu deşifre oldu. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunduğunu iddia ettiği 1700 makam aracının Yenikapı'da ne zaman sergileyeceği uzun süredir merak konusu. Konuya ilişkin dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde sık sık İBB'nin gereğinden fazla makam aracına sahip olduğunu, araç satın alma ve kiralamalarında geçmiş belediye yönetimi tarafından israf yapıldığını öne sürdü. Bu sözde israfı gözler önüne sermek için de söz konusu araçları Yenikapı'da sergileyeceği vaadinde bulundu. Ancak seçim tamamlandı, Ekrem İmamoğlu tatilini bile bitirdi ama araçlar bir türlü sergilenmedi. Oyunlara başladı. Daha önce makam araçları Yenikapı'da ne zaman sergilenecek sorusuna araçları bulamazsak yerlerine kartondan marketlerini koyar yine gösteririz vatandaşa şeklinde yanıt veren İmamoğlu bu iddiasını ispatlama konusunda açığa düştü. CHP'li başkanın vaadini gerçekleştirmek çeşitli oyunlara başvurmaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu kamuoyundan ve parti içinden gelen tepkileri bertaraf etmek ve iddiasını ispatlamak için kontrolünde bulunan tüm şirketlere talimat verdi. Şirketlerin birlik olarak 1700 makam aracını toplamak için yoğun çaba sarf ettikleri öğrenildi. Çoğu belediye şirketlerine ait olan ve belediyenin arazide kullandığı bu araçların üzerlerindeki şirket logoları da tek tek sökülmeye başlandı. İmamoğlu'nun işte hülle ile bir araya getirmeye çalıştığı bu araçlarla Yenikapı'da israf düzeni adı altında yeni şova imza atmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vakıflara aktarılan 357 milyon liralık yardımı kestik açıklamasına tepkiler büyüdü. Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, TÜGVA ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı İmamoğlu'nun gerçekleri çarpıttığını vurguladı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vakıflardan yapılan açıklamalar şu şekilde. Ensar Vakfı tamamen kanunlara uygundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile tahsis edilen binalardaki yurt işletmeleri tamamen mevzuata ve kanunlara uygun olarak yürütülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iddia ettiği gibi vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel bulunmamaktadır. Tahsis edilen 4 bina ve 2 gençlik merkezinde İstanbul'daki yüzlerce üniversite öğrencimize güvenli ve huzurlu barınma hizmeti sağlanarak eğitim ve öğretim hayatlarına destek verilmektedir. Bu protokol iptaliyle yüzlerce gencimiz bu çalışmalardan mahrum bırakılacaktır. TÜRGEV, hukuki süreç başlatıldı. İBB yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL'lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak tarafımızda herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmamaktadır. Vakfımız bahsi geçen iddialar hakkında iddia sahiplerini ispata davet ederek resmi ve hukuki süreçleri başlatmıştır. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı hiçbir ayrım yapmadık. Vakfımıza ait yurtlarımızın küçük bir bölümü İBB tarafından kiralanan binalarda hizmetlerini yürütmektedir. Bu protokol gereği olarak vakfımıza aktarılan herhangi bir nakdi bedel asla söz konusu olmamıştır. Vakfımız hiçbir yurt işletmesinden para kazanmayı gaye edinmediği gibi aksine sübvanse ederek bu hizmetleri sürdürmektedir. Devletin denetimi ve gözetimi altında faaliyet gösteren vakıflara yönelik vehim ve hayal mahsulü yanlış algılar üretmek milletimizin menfaatine ve maslahatına hizmet etmemektedir. Hiçbir ayrım gözetmeden İstanbul'umuzun aziz misafirleri olan gençlerimize hizmet veren ve vakfımızın da büyük maddi katkılar sunduğu bu yurtlara yönelik protokolün İBB tarafından tek taraflı olarak feshedilmesini ve ayrıca meseleyi çarpıtarak iftira dolu bilgilerle kamuoyunu yanıltan itibar cellatlarını halkımızın vicdan mahkemesine havale ediyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreçler içinde haklarımızın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. TÜGVA Başkanı, İBB'den bir kuruş almadık. Bahse konu haberlerde geçen rakamların aslında uzak bir şekilde çarpıtıldığını da belirtmek durumundayım. Vakfımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir kuruş nakdi yardım almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan tüm çalışmalar doğrudan gençliğe yansıyan hizmet kalemleridir.
Bu tarz rakamlar ile vakfımız üzerinden kimsenin algı oyunu yapmasına ve vakfımızı ucuz siyasetlerine alet etmelerine asla fırsat vermeyeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Vakfı hiç maddi destek almadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Ağustos 2019 tarihinde yapılan açıklamada İBB'nin bazı dernek ve vakıflar ile olan protokolü feshetme kararı aldığı belirtilmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Derneği bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere hiçbir kurumdan maddi destek almamıştır. Söz konusu açıklamadaki listede adı geçen kurumlardan Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'nın derneğimizle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. İsim benzerliği sebebiyle yanlış anlaşılma meydana gelmiş olup açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Haydar'ın itibarına zarar verilmemesi adına medya kuruluşlarının gerçeği yansıtmayan haber ve sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmelerini önemle rica ederiz. CHP'nin PKK aşkı bitmek bilmiyor. HDP'li belediyelere sahip çıkarak 23 Haziran'ın adeta diyetini ödeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini HDP'nin terör destekçisi belediye başkanı Kezban Yılmaz'a hediye etti. İmamoğlu 23 Haziran'ın diyetini ödeyeyim derken öldürülen PKK'lı teröristleri kahraman ilan eden PKK'lı Yılmaz'a verdiği bu hediye ile Atatürk'e büyük saygısızlık etti. Ataya büyük saygısızlık. İmamoğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini HDP'nin terör destekçisi belediye başkanı Kezban Yılmaz'a hediye etmesi tepkilere yol açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ataya yapılan büyük saygısızlığa karşı kayıtsız kalmadı. Twitter'dan yakında CHP bayrağını sarı, kırmızı, yeşil renklerinde görebiliriz. Yahu oraya gidiyorsun, madem neden Atatürk portresi götürüyorsun? Madem Atatürk portresi hediye edeceksin, neden ona küfredenlere ediyorsun gibi paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi. Teröristleri kahraman ilan etti. Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk portresi hediye ettiği PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla PKK'lı teröristleri kahraman ilan etti. Terör sevici Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı terörist fotoğrafına "Fiziken nerede olursan ol, yüreğimize nakşettiğin o cesur gülüşün hep bizimle yaşayacak" açıklaması yazdı. CHP'li Ekrem İmamoğlu HDP'lere sahip çıktı. Kim terörist? Kayyum atanan, HDP'lerin ayağına giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'lilere sahip çıkarak skandal açıklama imza attı. İmamoğlu kim terörist, kim terör örgütüne üye? Yani bu ispat ister. Bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum memleketim adına. Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine dair skandal bir açıklama yaptı. HDP'lilere sahip çıktı. İmamoğlu şunları söyledi. Bütün incelemeleri yapmış, bizim vatandaşımızdır dediği, hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur, seçime girebilir dediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla görüştüm. Kameraların önünde görüştüm. Nerede görüştüm? Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesinde görüştüm. Orada yine seçilmiş bir belediye başkanı vardır. Kim o? Yine Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir seçime girmiş, kazanmış ve o ilçeyi, Diyarbakır'ın bizim şehrimizi, ilçemizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüştüm. Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani bu ispat ister. Bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum. Üzülüyorum gerçekten. Üzülüyorum memleketim adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum. 23 Haziran'ın diyetini ödüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gittiği Diyarbakır'da partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu Diyarbakır'a geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi. İmamoğlu, nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması gaflet ve delalettir.
farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarını ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir diye konuştu.